Merhaba gençler. 7. sınıf 5. ünite Television konu anlatımını yapacağız. Evet, ünitemizin ismi Television. Yani televizyon, televizyon programlarıyla alakalı bilgiler vereceğiz. Evet. Ee, program türleri var. Aynısı sizin kitabınızda da var bunların. İşte insanlar tartışıyor. Bu programın ismi neydi? Hatırlayalım. Discussion. Tartışma yani. Evet, belgesel, documentary, haber, news, S takısı var ama bu atılamıyor. Ne dediğimiz -di -di zaman haber olmuyor. At atma şansımız yok. Quiz show, yarışma programı, reality show, gerçeklik programı. İşte bu O Ses Türkiye, Master Chef, işte Acun'un ilgi daha çok. Series, dizi, diziler işte haftalık günlük tekrar olan sitcom durum komedisi e nereden geliyor bu kelime situation situation komedi evet bunları kısaltıyoruz sitcom evet soap opera pembe dizi pembe dizi yani işte yalan rüzgarı olabilir. İşte bizim şu anki neydi? ATV'de falan vardı. Her falan olabilir. Bunlar pembe diziye giriyor. Talk show yani beyaz show deyince aklımıza gelen sohbet programı. Evet bu ünitede kullanacağımız e, kalıplardan bir tanesi prefer kalıbı. Evet prefer Türkçede tercih etmek diyoruz. Tercih belirtir tercih etmek anlamında kullanıyoruz. Prefer, tercih etmek. Evet, bu kelimeyi kodlamak açısından iki tane resim koydum buraya. Bir tanesi prefabrik ev, şu. Bu da wooden ahşap, tahtadan ev. Evet, prefer, I prefer prefabrik to wooden house. Prefabrik görüyorsunuz. Prefabrik demek, işte ee, yani önemli değil. Ne demek olduğu da, evet. Prefabrik ile prefer kelimesi birbirine benziyor arkadaşlar. Prefabrik demek önceden yapılan demek. Hani ön yapım, hazır. Hazır malzemelerden oluşan. Evet, prefer, ile prefabrik birbirine benziyor. Ee, hani prefabriği tercih ediyorum. İşte aklınıza prefabrik ev gelsin. Hangi evi tercih edersiniz? Prefabriği neden? Çünkü ucuz olduğu için. Evet. Prefer'ın anlamı ne dedik arkadaşlar? Tercih etmek. Evet burada bir cümle kuruyoruz. Prefer dedikten sonra yanına tercih ettiğimiz şeyi yazıyoruz. I prefer series. Seri series dizi demek. Dizileri tercih ederim. Tabii ki Türkçedeki gibi e, söz dizimi aynı değildir. Önce biz öznemizi yazacağız, yanına prefer yazacağız, ondan sonra da tercih ettiğimiz şeyi yazacağız. Evet. Burada da olumsuz bir cümle kullanıyoruz. Hani her zaman olumlu olmak zorunda değil. I don't prefer tercih etmem demek. Yani tercih etmediğini ifade ediyor. Neyi tercih etmez? Hemen yanına yazdığımız şey neyse onu tercih etmiyor. I don't prefer quiz show. Yaşma programını tercih etmiyorum. Tercih etmem. Evet. Şimdi bir cümle kuralım. Soap opera'yı talk show'a tercih ederim diyeceğiz. Burada tik olan soap opera'da o yüzden bunu tercih ederim diyeceğiz. I prefer soap opera to talk show. Evet. Preferdan sonra ilk yazdığımız bölümü tercih ediyoruz. Tam tersini yazalım. I prefer talk show to soap opera. Evet, burada da talk show'u tercih ettiğini ifade ediyor. Prefer'dan sonra şunu tercih et diyoruz. İlk yazdığımız şey. ikinci sırada yazdığımız şey tercih edilmiyor. Bakın şuraya çarpı koydum. Tercih edilmiyor. Tick tercih ediliyor. İkisini ayıran bir tane kelimemiz var. Bu da to. Evet. Şimdi arkadaşlar. ay öznesinden sonra prefer yazabiliriz. You, we, they bu özdenlerden sonra geniş zamandaki kural geçerli. S takısı getirmiyoruz. Ama he, she, it özenlerinden sonra da fiile S takısı getiriyoruz. Evet yani anlam değişmiyor sadece kural bu. Fiile S takısı getirmemiz gerekiyor. Evet I prefer cartoon to riding bike. Çizgi filmi bisiklet sürmeye tercih ediyor. Tercih ettiğimiz ilk kutudaki arkadaşlar. Tabi siz cümle yazarken kutu kullanmıyorsunuz. Belirtmek amacıyla kutu içerisine aldık. I prefer watching cartoon to books. Gördüğünüz gibi çizgi film de yazabilirim. Buraya bir isim yazabilirim. Fiilin e, ismin başına fiil de yazabilirim. Fiil de yazabilirim. Bu watching, watch fiili bir fiil. Tabii ki, tabii ki fiilin yanına ing'i eklemeyi unutmuyoruz. Fiil varsa ing de var prefer'dan sonra. I prefer listening. Gördüğünüz gibi ing var. Listening to music de diyebilirsiniz. Tek başına müzik de diyebilirsiniz. İkisi de olur. Evet. Bakın chips. Ya da bunun başına fiil yazsaydık. Eating chips diyebilirdik. Evet gördüğünüz gibi bir özet geçelim. Prefer'dan sonra tercih edilen bir şey yazıyoruz. Şuraya. To yazıyoruz. Tercih edilmeyen bir şey yazıyoruz. I prefer talk show to series. Talk show'u dizileri tercih ediyorum. Yani tercih ederim. Geniş zamandır. Olumsuz yapalım. I don't prefer series to talk show. Evet arkadaşlar şu iki cümle birbiriyle aynı. Anlam olarak aynı. Prefer'dan sonra tercih ettiğimizi yazarız dedik. Burada ben cümleyi olumsuz yaptım. Olumsuzluk takısı. I don't prefer. Anlamı ne olabilir? Tercih etmem. Çünkü prefer tercih etmek. I don't prefer dediğimiz zaman tercih etmem deriz. Evet. Tercih etmediğimiz şey hemen yanındakidir. Çünkü fiillerin yanına yazılır. İsimler genelde. Evet, bunu tercih etmem. O zaman bunu tercih ediyorum. Üst tarafta durum nasıl? Talk show'u tercih ediyorum. Seriyesi tercih etmiyorum. Evet. Soru sorarsak ee, silim. Do you prefer? Do you prefer? Tercih eder misin? Neyi tercih eder miyiz? Quiz show. quiz shows diyelim. Quiz yarışma programlarını tercih eder misin? diye soru sorabiliriz. Evet. Eğer he, she, it öznesiyle bir cümle kuracaksak ya da bir isim olabilir bu. Ali olabilir. Ya da my dad olabilir. My dad. Ya, my mother gibi ekleyebiliriz. My teacher. Evet. Bunlardan sonra prefer demiyoruz. Prefers diyoruz. S takısını unutmuyoruz. Olumsuz cümle kuracaksak da don't yazmıyoruz. Doesn't prefer diyoruz. Evet. Prefer'dan sonra ne demiştik arkadaşlar? İsim yazıyoruz. Tercih ederim. Tercih ettiğimiz şeyi yazacağız. Fiil yazacaksak fiilin sonuna ayıncı getirmemiz gerekiyor. Evet. isim yazabiliriz. Fiil yazabiliriz ama fiil yazacaksak sonuna ing gelmek zorunda. Tek başına fiil de yazabiliriz. Nasıl olabilir mesela? I prefer swimming. Yüzmeyi tercih ederim. Yanına işte in the pool, swimming at the sea gibi herhangi bir ifade yazmamıza gerek yok. İsteğe bağlı yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Evet. Şimdi tercih etmediğimiz şeyi yazmadan önce şu tool kelimesini mutlaka yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Neye tercih ediyoruz? Yani tercih etmediğimiz şey neye tercih ediyoruz derken işte televizyon izlemeyi bisiklete tercih ediyoruz. Neye? Bisiklete. Yani bisikleti tercih etmiyoruz. Televizyon izlemeyi ya da televizyon tercih ediyoruz. Sol taraftakileri tercih ediyoruz. Yani fiile yakın olanı. Fiile en yakın olan şey bu, bu taraftaysa bunu tanımlıyordur. Tercih ederim. En yakın olan ne? Bu. O zaman bunu tanımlıyor. I don't prefer deseydi yine zaten bu, bu tarafı tercih etmem diyecekti. Evet. I prefer watching TV to riding a bike dedik. İsim yazdık. Fiil artı ing yazarak isim yazabiliriz yine ya da tek başına fiil yazabiliriz. Evet soru soruyor. Which one do you prefer soap opera or sitcom? Which one hangisi demek? İkisinden birini tercih edeceğiz. Şimdi bunu atabiliriz cümleden. Attık. Şuradan devam ediyoruz. Aynısını okuyoruz. Do you prefer soap, opera or sitcom? Şimdi do ile başlamışız. Cevabı yes ya da no'dur diyeceksiniz değil mi? Yes, I do. Değil tabii ki arkadaşlar. Ee, silelim. Burada tercih belirtiyor ama seçenek var. Hangisini tercih edersin? Bunu mu tercih edersin yoksa bunu mu? Çünkü arada or var. Bunu veya bunu hangisini? O zaman cümlemiz I prefer sitcom olabilir. Evet. Burada da do you prefer soap opera to sitcom diyor. Burada arada or yok, arada to var. O zaman cümleye Yes I do ya da no I don't diye cevap verebiliriz. Evet öznemiz he she it olsaydı soruya does ile başlardık. Diğer şeylerde bildiğimiz gibi zamanlarda. Şurada kırmızı yeşil alalım. Evet cevapta da, da tabii ki yes, yes she does ya da yes he does. Ya da No, he doesn't şeklinde cevap verebiliriz. Evet Bir özet daha geçelim. Şu ing hocanın i'sinde yazalım. Evet Prefer tercih etmek demek dedik arkadaşlar. Prefer'dan sonra fiillere her zaman ING gelecek. Prefer'dan sonra tercih edileni yazarız. Araya to yazıyoruz ve tercih edilmeyeni yazıyoruz. Evet I prefer cartoons to soap operas. Çizgi filmleri tercih ediyoruz. Soap operayı tercih etmiyoruz. Watching. Bakın fiil geldi ve fiile ing eklemeyi unutmuyoruz. İkinci kısım mesela ilk kısımda getirdik. İkinci kısımda watching'i getirmek zorunda değiliz. Hani ilk kısma ing getirdin. ikinci kısma da ing getirmen gerekiyor diye bir kural yok. Ama getirebilirsin sana kalmış. Evet, birinci cezan tercih ediyoruz, ikinci cezan tercih etmiyoruz. Evet, I prefer chess, I prefer playing chess. Uzatıyoruz bakın cümleleri. Bakın, satranç diyebiliriz, satranç oynamayı diyebiliriz, playing chess. Evet, I prefer chess to golf. Golf oynamaya tercih ediyoruz, satranç. Yani satrançı tercih ediyoruz. Şuraya I prefer playing ifadesini getirebilirdik. Evet I prefer playing chess to playing golf. Evet don ya da doesn't prefer dediğimiz zaman da olay değişiyor. Çünkü tercih etmem diyor. Tabii ki yanındakini tercih etmeyecek. Bunu tercih edecek. Prefer deseydi yani şu doesn't'ı silseydik she prefers deseydi hemen yanındakini tercih edecekti. Burayı tercih etmeyecekti. Evet. Televizyonla alakalı devam edelim. What do you think of movies ne düşünüyorsun karşımızdakinin ne düşündüğünü sorarken what do you think of kalıbını kullanıyoruz. What do you think of? Think of şu. What do you think of action movies? Aksiyon filmleri hakkında ne düşünürsün? Evet I think bence documentaries are boring bence sıkıcı. Diğer bir arkadaş in my opinion bu da bence demek. Science fiction Are exciting heyecan verici. Dull sıkıcı. Evet. I think in my opinion, to me as for me personally, if you ask me bunların hepsi fikir beyan ederken kullanılan kalıplar. Evet. Burada bir de find var bulmak yani bulmak derken nasıl bulursun İşte sıkıcı bulurum. Hani yine fikir ifadesini bulunuyor. Evet bir de teklif cümlelerimiz var. What about ya da how about. What'ı silip how yazabiliriz. How'ı silip what yazabiliriz. İkisi de aynı arkadaşlar. What about ya da how about. İkisi de aynı. Evet. What about ne dersin demek. Ama what is işte the cartoon about. Araya what about'ın arasına başka bir şey geldiği zaman anlam değişiyor. Çizgi filmin ne hakkında olduğunu soruyor. Yani what about watching cartoon ile What is the cartoon about? İkisi farklı şeyler. Evet arkadaşlar burada konuyu bitirdik. Ee, bir de sitemize bir göz atalım. Neden? Çünkü sadece konu yetmiyor. Konuyla alakalı etkinlikler, işte kelime çalışmaları, oyunlar falan gerekiyor. Evet, yine göze yazıyorsunuz Google'a girebiliyorsunuz. Burada kelime listesi var. Kelimeleri defterinize yazabilirsiniz. Ondan sonra eşleştirme oyunu oynayalım. Şiddet, horror, violence, amusing, eğlendirici, ilgili, efekt, etki, ne oldu? Evet, böyle eşleştirme yapabilirsiniz. Şuradan çalışma modunu seçip eşleştir, dinle yaz, test, test yapabilirsiniz mesela şuradan test diyelim. Seçenekler. Çoktan seçmeli olsun. 25 soru olsun. Ya da 20 20 kalsın. tür ee, sorular Türkçe mi olsun, İngilizce mi olsun? Evet, buradan testinizi yapıp işaretleyip mesela sallıyorum ben şu an. Bakalım ne olacak? Cevapları kontrol et. Evet. Sadece dördüncüyü bilmişiz. 5, 6'yı da 7'yi de bilmişiz. O güzel. Evet şuradan kendi kreşe benzer bir oyun var. Bunu oynayabilirsiniz. Tabii şuradan çarpıya basıp kapatın. Evet prefer. Neydi? Prefabrik ev diyorduk değil mi? Evet. Oo çok güzel. Bayağı bir tıklama yaptık. Evet. E, kelimeler, konu özeti, az önceki anlattığım konuyla alakalı pdf'ler, jeopardı oyunu bunların hepsini sitemizde bulabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.